Bak evlat, ölüm haricinde ne olursa olsun sakın sevdiğini geride bırakma. Orhan Yarımcalı ölmemiş. Yürüdüğüm bütün yollar bana ateş oldu, ateş. Adımı sordun. Orhan Yarımcalı. Ama sonu kötü bitse de insan bazen rüyada olmak istiyor sevdiğini görebilmek için. Hamdolsun şehrin meydanına gömeceğim onu. Allah kahretsin 20 yıl. Neredeydin Orhan, neredeydin? Ben bu haldeysem sebebi sensin. Sen beni sevmediğin için. Anladın mı? Beni kefensiz gömdürme. Ne zaman gidiyorsun? Bugün. Madem geri dönmüş, bundan sonra olacaklara da razı demek. Guten Morgen kocacığım. Sen bana hatırasın oğlum. Kimden? Sen Kaan'ın babası falan değilsin. Babası başkası onun. Vallahi öyle görünüyor ki zımba gibi bomba gibi yeni bir dizi geliyor ATV ekranına. Gürkan Uygun'un başrolde olduğu Kehribar ismindeki bu dizi, yanlış hatırlamıyorsam 18 Mart'ta ilk bölümüyle siz kıymetli izleyenlerin karşısında olacak. Bahtı açık olsun. Çünkü hakikaten bir televizyon dizisi, bütün televizyon dizileri için geçerli bir şey bu. Çok sayıda insanın saatlerce emek harcadığı, ter döktüğü müthiş zor bir iş. Yani bazen bana tweet mesaj yoluyla falan soranlar oluyor. Abi seni hiçbir dizide görmüyoruz falan. Benim yapabileceğim bir iş değil. Hani oyunculuk olarak zaten becerir miyim bilmiyorum ama işin o kısmı bir tarafa. Yani geceniz ve gündüzünüz kalmayan müthiş yorucu bir iş. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Kehribar'ın da yolu bahtı açık olsun. Şimdi Tuğba arkada, beni bir gösterin. Tuğba'ya günaydın diyeceğim ama ondan önce bir küçük hikaye anlatayım size. Biz Kehribar setine konuk olmak istedik. Mudanya taraflarında çekiliyor dizi. Ve kabul ettiler sağ olsunlar. Gürkan Uygun Bey'le de orada röportaj yapacaktık. Sonra Gürkan Bey'in program, yani çekim takviminde değişiklik olunca eyvah dedik, gidemeyeceğiz görüyor musun? Olur mu dedi Gürkan Uygun. Ben size söz verdim. Sete gelemiyorsanız o zaman ben sizi evime bekliyorum dedi. Ve bize evinin kapılarını açtı. Canlı yayında sevgili Tuğba kardeşimiz şu anda Gürkan Uygun'un evinde ve bakalım bizimle neler paylaşacak. Hem Tuğba'ya hem de biraz sonra göreceğiniz Gürkan Uygun'a günaydın diyeyim. İbrahim Sadri, tekrar merhaba. Sizin de belirttiğiniz gibi yanımda Gürkan Uygun var. ATV'nin yeni dizisi Kehribar'ın başrol oyuncusu. Diziyi tabii ki heyecanla bekliyoruz. 18 Mart günü ilk bölümü saat 20'den itibaren milyonlara ekranı kilitleyecek. Eminiz diziden konuşacağız ama önce Gürkan Bey'le biraz da sohbet edelim istiyorum. Gürkan Bey, tekrar İbrahim Sadri de belirtti. Bizi evinize davet ettiğiniz için ve kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Gürkan Bey, mütevazı bir hayat yaşıyor burada. Doğayla iç içe olmayı çok seviyor. Bakın burada kestiği odunlar var bir yandan. İçeride odun sobası cızır cızır yanıyor. Hatta bize çay ikram ediyor, sağ olsun. Kuzinemiz var. Kuzine yakıyoruz işte. Biliyorsunuz böyle bir hayatı. Yani şehir hayatından yeterince sıkıldık yani. Sanıyorum herkes de sıkılmıştır. Herkes aynı dertten muzdarip. Dolayısıyla biraz bahçeyle ilgilenmek, toprakla ilgilenmek. Kapınızı açtığınızda kendi bahçenize veya bir parça dışarı çıkabilmek
Büyük keyif tabii yani şehirde yeni konut anlayışı tamamıyla biçiminde olduğu için artık balkonsuz evler diye bir tanım var artık. Hiçbir evin balkonu yok. Dışarı çıkamıyorsunuz. En azından balkonunuz olduğunuzda kendinize ait dışarıda küçük bir alanınız oluyordu. Şehirde maalesef öyle bir şansımız yok. Kendiniz kesiyor musunuz odunları? Evet evet, akşamları şey yapıyorum. Kendim işleme sokuyorum. Çünkü ben alışığım da böyle şeylere. Yani hani bir parça yazları köyde büyüdüm yani. Çocukluğum öyle geçti. Öyle geçince de alışık oluyorsunuz. Biraz da büyüdüğünüz zaman ilerleyen zamanlarda işte bu şehir hayatının keşmekeşi içerisinde bunalınca, sıkılınca bir şekilde bir özlem duyuyorsunuz ve büyük bir hasretle o odunları kırabiliyorsunuz. Bir yandan da bahçeniz var ve ağaçlarınız var. Ne ağacı var? Vallahi mandalinamız var, limonumuz var, narımız var, kirazımız var, dut var. Siz mi bakıyorsunuz hepsine? Yani çoğunlukla ben bakıyorum, eşim bakıyor, kayınvalidem bakıyor. İşte çiçekler, miçekler burada yaklaşık. Zaten az önce biz de bahçede gezinirken biraz tedirgin oldunuz kayınvalideden. Evet, sıcak bir yuvanız var. Çıkan çiçekleriniz var, o çiçekleri. Vallahi biz ezemiyoruz, siz ezerseniz beni de ezerler. Dolayısıyla yani oldukça fazla çiçek var burada. Hep yani yurt dışına çıktığımızda aldığımız tohumlardan yaptığımız işte laleler vesaireler. Eşim ve hani kayınvalidem komple girdiler. Hatta işte arkada tavuğumuz da var. Çocuklarınız da var. Şimdi uykudalar. Biz çok evet, istedik yanımızda olsunlar ama. Biraz onlar da hafta sonu burada bayağı bir eğleniyorlar. Bayağı bir yoruluyorlar tabii. Çok öyle sabahları çok böyle şehirdeki gibi saat 7'de ayaklanamıyorlar tabii. Şimdi biraz yorgunlar anladığım kadarıyla ama belki ilerleyen zamanlarda afyonları patladı mı çıkabilirler dışarı. Peki sizinle ilgili tabii ki çok şey merak ediyoruz ama birazcık da Kehribar dizisinden bahsedelim istedik. Orada Orhan karakterini oynayacaksınız. Var mı ipuçları? Yani aslında güzel bir şeyle başlıyor, hikayeyle başlıyor. Çıkış hikayesini burada söyleyemem tabii ki. Gizli. Evet yani ilk bölüm itibariyle biraz anlaşılacak bir hikayemiz var. Onun dışında aslında eskiden diziler birinci bölüm itibariyle bütün hikayeyi anlatma derdiyle başlardı. Şimdi bizim hikayemiz biraz diğer dizilerde de buna döndü tabii ki. Yani ilk üç bölüm biraz da ana hikayenin anlatımı gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla o ilk üç bölüm içerisinde olan kritik hikayeler var. Onları buradan tabii ki bahsedemeyeceğim. Ama yıllar önce, bundan 20 yıl önce memleketi terk etmiş bir olay yüzünden terk eden, olay da birinci bölümde ortaya çıkacak, bir mevzu yüzünden yurt dışına giden, Almanya'ya yerleşen, daha sonra orada çalışma hayatına başlayan fakat şartlar gereği orada kendine yeni bir hayat kurması gereken bir karakterin yıllar sonra bir iki gerekçeyle geri dönmek zorunda kalmasıyla birlikte başlayan ve yarım kalan bir aşk hikayesiyle devam eden bir serüvenimiz olacak inşallah. O serüven içerisinde de karakterimiz bölüm bölüm evrileşecek, bölüm bölüm değişecek. Hemen şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz sizi yıllarca Memati karakteriyle tanıdık daha çok. Onun o sert mizacıyla ama Kaçak dizisiyle, yine ATV'nin en sevilen dizilerinden biriydi Kaçak dizisi. Orada biraz daha sanki sayılır gibi oldunuz. Yine vardı tabii ondan nüanslar oradaki ama. Oradaki biraz tabii ki mesleki olarak da farklı bir meslek grubundan bir karakterdi. Yani şimdi yine sert bir Gürkan Uygun mu izleyeceğiz? Öyle olacak ama ilk başlarda değil, yavaş yavaş ikinci, üçüncü bölüm, dördüncü, beşinci bölüm itibariyle de daha sertleşecek. Biraz daha çevresindeki şartlardan dolayı katılaşmak zorunda kalan ve nasıl diyeyim, gurbette yaşadığı hayatı tamamıyla belki geride bırakabilecek bir tavır ve davranış içerisine girebileceği olaylar olacak ve yavaş yavaş da dönüşecek. Bu da sanıyorum ki daha sert, acımasız ama ilerleyen zamanlarda ve bu acımasızlığı vicdanın önüne geçecek ama sonra belki işte vicdanıyla baş başa kalacak vesaire gibi aslında hikayeler kovalayacağız. Tiyatrocusunuz, komedi oyunlarıyla da tanıdık aslında biz sizi. Uzun yıllar oynadım evet. Dormen Tiyatrosu'nda kapanana kadar 94-95 sezonunda başladım. 2000 sezonuna kadar ki maalesef kapanana kadar oynadık komedi. Rolden role geçmek sizi. Evet yani o tiyatro içerisinde her sene, her sezon ya da işte iki sezonda bir yeni karakterler oynuyorsunuz. Televizyon serüveni benim öyle başlamadı. Yani öyle başladı ama insanların bildiği kadarıyla kariyer başlangıcım tabii Kurtlar Vadisi'yle olduğu için orada tek bir karakter üstünden hep gittim yıllarca.
Daha sonra işte kaçak şimdi Orhan ama televizyon serüveninde seyircinin bir takım beklentileri var. O beklentileri karşılamak gerekiyor. Biraz da o yüzden böyle hani gerilim, aksiyon, suç, dram tarzı işler sanıyorum beni buluyor. Diziden yine oyunculuktan, profesyonel iş hayatınızdan bahsettik. Ben yine birazcık size dönmek istiyorum. Gürkan Uygun'un kendisine. Müzikle ilgilendiğinizi, şarkı söylemeyi çok sevdiğinizi, klarnet çaldığınızı hepsini biliyoruz. Araştırdık Gürkan. Yani klarnet üflemeye çalışıyoruz tabii ki. O da bir arkadaşımız var bu aralar. Normalde 3-5 yani bir 6-7 senedir var bir klarnetim. Sol uzun klarnetim. Ama bir türlü ders alma fırsatım olmadı. Şimdi bir arkadaşımız böyle ayda bir geliyor sağ olsun. Yandan da horoz sesleri duyuyoruz. Çok doğal bir ortam. Martı sesi de geliyor birazdan. Oldukça burada en çok şikayet ettiğimiz şeylerden bir tanesi martı sesi oluyor. Peki. Ama bir müzik oluyor yine de size. Ben hemen oradan müziğe bağlayayım. Yani var öyle heveslerimiz ama türkü söylemeyi de, şarkı söylemeyi de seviyorum. Kendinize has bir üslubunuz var şarkı söylerken. Rica etsek bize şöyle bir parça söylesiniz. Mesela kendime has üslup derken? Yani izledik televizyon programlarında. Mesela Büklüm Müklüm şarkısını söylemiştiniz. Evet, ama o... kendinize has bir tarzınız vardı söylerken. Yani ufak böyle bir girizgah yapayım. Yani. Lütfen. Çok ne söylesen. Şimdi tabii olmuyor. Biraz taş yerinde ağırdır oluyor. Böyle orkestra olunca tabii insanlar. Evet, sizi tam havaya sokamadık. Havaya giriyor. Aslında ikinci bölümde... bir sahnem var öyle bir şeye geliyorum. Dizide de sizi evet, şarkı söylerken göreceğiz. Olacak şeyde ikinci bölümde bir sahnemiz var. Dördüncü bölümde çok güzel bir türkü var. Daha doğrusu Değiş'ten yani Karacaoğlan'dan bir türkümüz var. Olacak zaman zaman içerisinde yani bölümler içerisinde olacak. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ayça'nın da söyleyeceği yerler olacak. Ayça Varlı'nın da bazı sahneleri var öyle. Şarkı söyledi, onu da biliyorsunuz. Çok ısrar etmiş, çok üstünüze güzel. Gitmiş gibi oluyorum ama bir parça söyleseniz ne güzel olur. İzleyenler de mutlu olur. Mesela ne söyleyecektim ben ilerleyen bölümlerde? Ondan bir parça biraz düşünün, bir zaman tanıyalım. Yakında diye. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz oy. Bunu söyleyeceğiz tabii. Tamam. Gibi, taş yerinde ağır olduğu için evet. Biraz böyle zorlanıyor insan. Ha deyince biraz zor oluyor tabii ki. Tamam, sizi de çok... Biraz daha beklesinler. Biraz daha merak. En azından bir teaserını vermiş gibi oldu. 2-3 hafta sonra böyle daha Tuğba, kayıp bari bir yapalım. Havada eğer insanlar dinleyecek. Umarız da beğenir insanlar. Sevgili Tuğba. Çünkü biraz şeyi de kovalıyoruz müzik işini. Müziğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan da İbrahim Saydı bir şey merak ediyor sanıyorum. Dinliyorum bir şey İbrahim merak Saydı. Bir şey evet İbrahim Saydı. Merak etmekten ziyade sevgili Gürkan'ın yakın çevresinden ben de biliyorum çok esprili ve mütevazi bir kişilik olduğunu. Bir gün denk getirelim, ben şiir okuyayım, o şarkı söylesin, güzel bir düet yapalım inşallah. Söyle bakalım teklifimize ne diyecek. Aa, sıcak bakacak mı? Hadi çok bakalım. Güzel bir teklif geldi Gürkan Bey. İbrahim Saydı diyor ki, biliyorum ben de Gürkan Bey'in yakın çevresinden şarkı söylemeyi sevdiğini. Bir gün ben şiir okuyayım, Gürkan Bey'i de şarkı söylesin, ne güzel olur. Tabii ki lütfen bir gün tamam. Hep beraber... Tamam yani geliyoruz Tuzla'ya. Hengameyi atlattık mı biz şu ilk bölümleri? Sözüm olsun. Tamam, stüdyoda bugün beraber sağ olsun, öyle bir çat kapı geleceğiz İbrahim Saydı. Zevkle. Beklerim vallahi ben burada gayet keyfim yerinde. Yok oraya geleceğiz burada zaten. Yer orası başkan. Nereye sağ gideceğiz? Çok teşekkür ediyoruz. Ben... Oraya geleceğiz zaten diyor. Ha, tamam beklerim. Daha hazırlıklı bekleyeceğim ama biraz daha böyle hani... organize olmam yok, gerekecek. Yok yok 3-4 parça saz yapıp geleceğim. 3-4 parça çok memnun etti Gürkan söyle Bey. Söyle 3-4 parça sazla geleceğiz öyle söyle. Tamam. 3-4 parça sazla birlikte gelecek bir şey İbrahim Saydı. Tamam eğer yani repertuar sağlam gelirseniz ben de elinden geleni ardına koymayacağım. İnşallah inşallah. Peki. Gürkan Bey gerçekten hazırlıksız olduğunu söylüyor ama bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Kuzinenin üstünde pişen demlediği çayından ikram etti. Çok memnun olduk Gürkan Bey. Ben de. Başka bir mesajınız varsa onu da alalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlık şu aralar her şeyin başında geliyor benim için. Yani uzun zamandır öyle ama bir şekilde hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Sağlığınız olmazsa hepsi yalan gibi geliyor. Çok güzel, çok güzel bir... nefesler versin. Çok sağ olun Gürkan Bey. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür tekrar ettim. Bizi kabul ettiğiniz için. Evinizi açtığınız için. İbrahim Saydı hem Kehribar hakkında konuştuk hem de dizinin başrol oyuncularından biri olan Gürkan Uygun'la sohbet etme şansı bulduk.
Onun yaşamından biraz bahsettik, ilgi alanlarından bahsettik, diziden ipuçları verdik diyelim ve sözü şimdi tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Gürkan'a, Gürkan Uygun'a çok teşekkürler. Sevgili Tuğba'ya tabii çok teşekkürler. Sabahtan beri bu güzel röportaj için yollardaydı. Bütün ekibe, kameraman arkadaşlarımıza ulaştırma hepsine teşekkürler.